Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Normalde bugün böyle bir vlog açmayacaktım ama şimdi kütüphaneye gitmem lazım. Hızlı bir internete ihtiyacım var. Malum apartın internetleri çok iyi değil. Ben birisine bir dosya göndermem gerekiyor. Bu yüzden hızlı bir internet de kütüphanede var. Veya okulların içerisinde de var. Mesela şurası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Burası bu okulun en yeni yapılmış binası. İçerisi gerçekten çok güzel. Tam bir fakülte. Eğer burayı kazandıysanız bayağı şanslısınız. Ama şöyle de bir şey var. Önceki videolarımda söylediğim gibi kameralar falan filan varmış. Diğer fakültelerde yok. Yani yoktu en son. 2 sene önce bıraktığımda öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum. Kütüphaneye geçiyoruz. Ben de işimi hallettikten sonra ufak bir belki okul turu yaparız. Ama şimdi beklentiyi de çok yükseltmeyeyim. AVM'nin içerisini gezeriz. Duraklar falan derken. Hani öyle çok böyle kısa bir şey olacak yani. Öyle çok beklentiye girmeyin. Karanlık mı oldu? Şimdi kütüphaneye geldik ama henüz daha okullar açılmadığı için saat 1'de açılıyormuş şu an kütüphane. Ama okul açıldığında bu şey olacak, 7.24'e yakın olacak. İçerisini de gösteririm zaten girdiğim zaman. Şu an burası Doğu Kampüsü olarak geçiyor. O yol boyunca geldiğim yer, işte İBF'nin olduğu yer falan Doğu Kampüsü'nde. Bu arada kütüphanemiz bence çok güzel. Özellikle vize ve final dönemlerinde şu arkadaki yerde böyle şey oluyordu, işte çorba, çay, böyle hani o tarz hizmetler oluyordu böyle geceleyenler için. Şöyle bir hız yok. Vallahi yok. Dipnot'ta da bu kadar hıza göremedim. 2 megabitti. Şuradaki 32 megabit ne ya? Fişek gibi gönderiyor şu an. Bak gitti. Maşallah. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu hıza nasıl kavuşabiliyorsunuz? SDU net'e bağlanıyorsunuz. Bizim zamanımızda yani pandemiden önce SDU Wi-Fi vardı. Bunu değişmişler. SDU net olmuş. Arkadaşlar şu anda kütüphaneden şutlandık. Çünkü saat 4'te kapanıyormuş. Hani tamam 1'de açılıyorsun da 4'te niye kapanıyor? Allah'tan burada internet çekiyor. Bu arada güvenlikten de öğrendim ki sabah 9'dan 12'ye kadar açıkmış. Sonra 12 ile 1 arası bir kapalı. Çok saçma. Sonra 1'den 4'e kadar tekrar açık. 4'e bitiyor. Ben sanıyorum ki 6'ya kadar falan en azından biter. Ha şey diyordum. Buna nasıl bağlanabiliyorsunuz? Ben 2 saat uğraştım. En sonunda YouTube'da bir video buldum da öyle. Yoksa bağlanamayacaktık. Hemen sizlere anlatıyorum. The Meso izleyenlerin farkı olarak ilk siz SDNet'e bağlanacaksınız arkadaşlar bak. SDNet'e Wi-Fi'den bağlanıyorsunuz. Bir yere yönlendiriyor. Orada kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifreniz sizin OBS sisteminde hani giriyorsunuz ya işte 151, 100, 200 falan hani öyle bir şey var. Etten öncesini alıyorsunuz. İşte sadece L, 151, 100 falan o kısmı alıyorsunuz. Şifre olarak da bizim zamanımızda TC kimliğin işte ilk iki ana hariç falan öyle bir şeydi. Size de büyük ihtimalle öyledir. Yani tamamen şifre ve şey onu giriyorsunuz. Bu kadar. Hiçbir başka zahmeti yok. SDNet'ten önce EDROM'ları denedim. Bilgisayarda hata verdi. Uygulama çökertti bilgisayarı falan. 2 saat onlarla uğraştım. Hiç gerek yok. SDNet'in de interneti bayağı hızlı. Her yerde de çekiyor. Çok şükür bitti. Kütüphanedeki işimimiz tamamen. Şimdi artık gezmeye başladık. Şu anda Ertuğrul'un oradan işte AVM'ye geldim. Bakalım burada değişik bir şeyler var mı? Yok mu? Neler açılmış? Neler kapanmış? Her yer kapalı gibi. Şurada bir Burgerizma açılmış. Burgerizma. Ne bu tarafta bir değişiklik yok. Gloria'mız çok güzel. Burası zaten okul açıldığında burası full olur. Aa açıkmış zaten. Buralar güzel ha. Bakın Gloria'mız böyle. Oo buralar yeni açılmış. Bak açıkta sanırım buralar. Bak Simit Saray gelmiş. Servistin gelmiş. Güzel güzel. Yeni üniversiteyi kazananlar gerçekten çok şanslı. Biz gittik aha bunlar açıldı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey okudum. Siz de okuyun. Yani bu seneden geçti de. Ya da belki tekstil seçenler için de bak şöyle bir şey var bak. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki sene gelecekler için de sizin de aklınızda bulunsun bak. Burs tutarı diyor. İlk 20 bin diyor. Asgari ücretin %70'i diyor. Güzel. Ya şuraya bakın. Buraya normalde otobüs gelmeyecekti. 2 saat bekledim gelmiş. Ve ben buradayım oradan yetişemem. Neyse tıp fakültesine yürüyeceğiz.
mahnayla sizi de o tarafları göstermiş oluyorum. Burası Doğu Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi. Karşı tarafında Tıp Fakültesi var. Bakın. Buradan aşağı gittiğiniz zaman da hastaneler var. Okul bitti artık. Şimdi ben şuradan bir şeye biniyorum. Otobüse. Çarşıda görüşürüz. Aşırı acıktım. Çok susadım. Büyük ihtimalle McDonald's'a gideceğiz. Arkadaşlar bugün gerçekten işlerim rast gitmiyor. Bakın abartısız 20 dakikadır bekliyorum. Kafamı bir çevirdim. Ama 20 dakika sonra bu. Az önce hani şurada bekledim de gelmedi dediğim otobüs durağı var ya. Oraya gidiyorum bir daha. Neyse. Okulu gezmiş olduk ya. Olsun yani. Arkadaşlar şimdi tuhafiyeciler sitesi orası herhalde, oraya geldik. Bakın şöyle. Burası Isparta'nın en eski yerlerinden birisi. Şimdi ben ev topluyorum ya. Kutu, karton, böyle siyah kalın poşet. O tarz şeyleri annem topla dedi. Burada bulacağımı söylediler. Ama burada öyle bir yer yok. Ben elektronik haberleşme mühendisliği okudum ya. Bak hep genelde şuradan alırdık şeylerimizi. Hep kazıklar zıvandırdık. Şaka şaka. Ama diğerlerine göre birazcık pahalıydı bence. Şimdi ben buna bayağı eşya dolduracağım ya. Valla de... sağlamlık açısından hiçbir problem yoktu. Kalındır yani. Şey değil, körüklüdür kenarları ama sen bilirsin. Biraz daha gezeyim bakayım. Poşet maşet olabilir miyiz yoksa artık bu amcadakileri alırım. Bu arada soru gelenlerden en çoğu da şey. SDÖ'nün AVM. Ya ben şunu bir koyayım bir yere de bir dur. Ben bugün bir tane story attım. Story'de şey var. AVM'yi çektim. İnsanlar soruyor ki üsübülülerde bunu kullanabiliyor mu? Evet kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Üsübü farklı bir yer değil. Farklı yerleşkeler var tabii ki. Ama Üsübü de SDÖ kampüslerin içerisinde yer alıyor. Bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Atıyorum mimarlık okuyorsunuz. Üsübünün mimarlığı. Bunun için internet sitesine giriyorsunuz. Sitenizin adresine bakın. Orada nerede olduğu zaten yazıyor. Doğu veya batı yerleşkesi ise benim vloglarımda gösterdiğim yerler. Değilse bunun içinde haricinde Keçiborlu'da oluyor, Dinar'da oluyor. Birçok fakülte var. Ama genelde Doğu ve Batı'da oluyor. Ve gösterdiğim yerler. Bir de şu çok fazla geliyor. İşte bu sosyal aktiviteler, okuldaki kulüplerden falan siz de yer alanını biliyorsunuz. Çünkü aynı okuldayız. Aynı. Ana bugün günlerden Perşembe, yarın Cuma. Perşembe gününden mi oldu? Sosyete pazarı açılmış. Şimdi sosyete pazarına gidelim bakalım bir şeyler var mı? Burayı önceki vloglarda göstermiştim zaten. Ama ben Perşembe açıldığını bilmiyordum. Arkadaşlar çıktık şimdi. Bir tişört, bir tane de atletimsi bir şey aldım. Oversize'lar çok güzel. Bu arada sadece artık merdivende buradan giriş var. Diğer taraf şey olmuş, bak göstereyim. Asansörle inebiliyorsun, çıkabiliyorsun. Merdiven yok artık orada. Isparta'm gelişiyor. Şu gördüğünüz yer asansör, o aşağı iniyor. Bu arada böyle Isparta'da canınız sıkıldığında veya işte hafta sonu bir yapacak bir şeyiniz yoksa muhakkak buraya... Bu ışık ne lan? Bu sosyete pazarlarına muhakkak gelin yani. Çünkü çok güzel şeyler oluyor. 2 dakikada bir tişört bir şey kittirdiler bana. Ve malları falan çok güzeldi. Evde denerim şimdi, gösteririm size. Şimdi ben artık yemeğe gidiyorum. Ha bu arada o sosyete pazarında bazen incelerseniz şeyler çok güzel oluyor. Kızlar için böyle şey elbiseler, düğünlük falan. Bizim çünkü arkadaşlardan mezuniyet elbisesi falan oradan almışlardı. Ve çok ucuzdu böyle 40 liraya falan. Aklınızda bulunsun yani. Şimdi ben yemeğe geçiyorum. Arkadaşlar burada göstereyim. Şimdi akşam ben eve geç giderim, gösteremem. Saçlarımı ıslattım, inek yalamış gibi oldu resmen. Şimdi arkadaşlar çıktım McDonald's'tan, çok şükür doydum. Şimdi İlhan burada. Sanırım McBeer'a gideceğiz. Orası da en sevdiğim mekanlardan birisi. Şimdi o beni yoldan alacak da. İnşallah bulabilir.
Arkadaşlar McBeer'a geldik. Bakın şu buraya da artık şey yapıyorlar ama biz iç tarafa oturacağız. Bu arada İlhan'la buluştuk. Mekanı aşırı özlemişim ya. Bir de bir değişmiş sanki. Şuralar falan aynı ama bak şuralar falan bir boş olmuş, bir şey olmuş. Çok özlemişim ya. Yani kafeyi de özlemezsin ama bu güzel. İlhan bıraktı beni. Eve geçiyorum. Ben normalde bu videoyu birkaç günlük yapacaktım. Çünkü aklımda hani çok bir şey çekmem diye düşünüyordum. Ama bayağı bir şeyler çektik diye düşünüyorum. Ve bence tadında bırakalım. O yüzden bugünü bitirelim. Isparta'da birkaç günüm daha var. Zaten evde de bir vlog çekeceğim. Hani evimi toplarken, boşaltırken. Hatta bir ev turu da yapabilirim eğer güzel bir şey olursa. Hadi görüşürüz. Bu yüzden bir sürü vlog daha gelmeye devam edecek. Burada kaldığım süre zarfında. Aynı zamanda Isparta yine... Gezdiğim yerlerde falan da böyle bir yere gidersem. Umarım sıkılmamışsınızdır video. Bence güzel tadında bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenin, abone olun. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Isparta'ya gelecekler için. Bakın şu an bu haldeyim. Ve burası serin. Bu halde üşürsün yani. Bu yüzden gelirken kısa kollularla artist gibi gelmeyin buraya. Burası Isparta. Gündüz böyle çıkabilirsin ama akşam muhakkak ceketin olması gerekiyor. Bu yüzden ona göre bir valiz hazırlayıp gelin buraya. Hadi görüşürüz.